Savunma Bakanlığı müsteşarının muhabirlere yaptığı açıklamada, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin savaş filosunu modernize etmesine destek veriyoruz dedi. Savunma Bakanlığı müsteşarı bunun Türkiye'ye yönelik bu desteğin hem NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacağını ve dolayısıyla da Amerika'nın güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilisi şu planın hala işlemekte olduğunu, Türkiye'ye yönelik F-16 satışı ile ilgili olarak ve bu sürecin hala devam etmekte olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı müsteşarı, hatırlayacaksın, daha önce Dışişleri Bakanlığı'ndan da Kongre'ye bir mektup gönderilmişti bu konuyla ilgili olarak. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Türkiye'ye F-16 satışının uygun olacağı belirtiliyordu. Ancak bugünkü açıklama diyebiliriz ki Mart ayındaki o mektuptan daha güçlü bir ton içeriyor. Açıkça destek veriliyor Türkiye'ye F-16'ların satışında Mart ayındaki mektupla kıyaslandığında. Güçlü bir ton. Özellikle Türkiye'nin tabii akıllara gelen soru işareti Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine yönelik vetosunu kaldırması bunda etkili oldu mu? Buna da Beyaz Yönetim'den bir isimden yanıt geldi. Yönetim, Beyaz Saray yetkilisi dedi ki hayır, Türkiye vetosunu kaldırmak için Finlandiya ve İsveç'e yönelik üyelikleriyle ilgili böyle bir şartta bulunmadı. Hani bize Türkiye'ye F-16 satılsın, biz vetomuzu kaldıralım. Hayır, ne Türkiye böyle bir öneriyle geldi, şartla geldi, ne de Türkiye'ye, Amerika tarafından Türkiye'ye bir öneride bulunuldu dendi. İki konu birbirinden farklı olduğu mesajı verildi. Hatırlayacaksın, aslında Türkiye ilk defa Ekim ayında bu talepte bulunmuştu. Amerika'dan 40 F-16 satın almak istediğini ve 80 F-16'nın da modernizasyonu talebinde bulunmuştu Türkiye Amerika'dan. F-35 programından çıkartılmıştı. Tabii sürecin daha öncesi de var. S-400 hava savunma füzeleri satın aldığı için Rusya'dan. Anlaşılan Türkiye ile Amerika arasında F-35 bir kenara bırakılmış gibi şimdilik. F-16'lar üzerinde yoğunluk var. Plan işliyor ama tabii son sözü Kongre söyleyecek. Kongre bu konudaki kararı ne zaman verecek, o henüz netleşmiş değil.